bir konferansta, bir üniversitede dedim ki çocuklar aranızda roman okuyan var mı? Korka korka bir iki kişi kaldırdı koca sınıftan. Ne okudunuz dedim. Bunlar 20 yaşlarında çocuklar. Bir hanım kız dedi ki Sefilleri okudum hocam. Dedim ki o romanın kahramanı kim dedim. Her romanda bir kahraman olur. Onu söyleyemedi. Bak kızım dedim ben 60-70 sene önce okudum bunu. Onun kahramanı Jean Valjean dedim. Bundan sonra madem okuyorsunuz öğrenin bunu. İnşallah gençlerimiz bu akılsız telefonlardan biraz uzak dururlar. Kitaba alışırlar diye akıllı ümit değil ediyorum. Akılsız telefonlar değil mi? Hem de akılsız. Ben akılsız diyorum. Telefon diye onları isimlendirdim. Bir de güzel tasnif etmişsiniz. Bir espri yapayım. İki gün önce biri dedi ki hocam face kullanıyor musun? Oğlum dedim ben birkaç dil biliyorum ama o ne kelime? Dedi işte mesaj falan. Ha, şu fesat buku mu diyorsun dedim. Face diyemiyor, face diyor. Hı hı. Dedim onun adı fesat buktur yani. Efendim, fesat buka, WhatsApp'a falan ben vakit ayıramam. Çünkü kitaplar daha tatlı. Evet. Şimdi birazdan öğrenim hayatınıza geleceğim ama babanızın ismi ilginç, Gazali. Evet. Nasıl konmuş, neden konmuş? Rahmetli dedem Abdurrazak Efendi, Allah rahmet eylesin. Amin. Hatta 8-9 tane Arapçaya el yazması kitapları var. Ben bir iki tanesini tanıtmıştım. İmam Gazali'yi çok severmiş. Pervari'nin bir köyünde bir hoca İmam Gazali'yi öğrenebiliyor. Biz şimdi üniversite talebelerini anlatamıyoruz.